Merhabalar sayın izleyiciler. Ben Paranaliz'den Senem Dündar. Bugün sizlerden gelen yorumlar ve istekler üzerine Venezuela'ya ilişkin bir video ile birlikte sizlerleyim. Bu video içerisinde Venezuela'da son dönemde oldukça yükselen, içinden çıkılmaz bir hale gelen krizden bahsedeceğiz. Nasıl Venezuela ekonomisi bu duruma geldi? En önemli etmenler nelerdi? Önümüzdeki döneme ilişkin çözüm konusunda hükümet neler yapıyor? Ve uzmanların görüşleri neler? Bu video içerisinde size bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Venezuela'ya baktığımızda aslında ciddi bir petrol rezervinin üzerinde oturan ülkenin böyle vahim bir kriz içerisinde olması ve bunu çözemediği nokta da nelerle başa çıkmaya çalıştığına bakalım. Özellikle 98'den sonra Chavez'in başkan seçilmesinden sonra aslında ilk yıllar hiç de fena değildi. Chavez'in oldukça popülist politikaları vardı. Ve gelir dağılımını düzeltmeye, yoksulluğu azaltmaya ilişkin bazı çalışmaları oldu. Halk tarafından da bunlar oldukça olumlu karşılanmıştı. Fakat devam eden yıllarda özellikle fiyat kontrollerinin artması, Chavez'in petrol konusundaki politikaları, petrol sektörüne ilişkin politikaları gibi enflasyon gibi, artan yoksulluk gibi noktalarla birlikte, artan harcamalarla birlikte finansal zorlukların yükseldiğini ve hükümetin ciddi bir krizle yüz yüze kaldığını görüyoruz. Ve zaten böyle bir yüksek enflasyona sahip, yüksek işsizlik oranına sahip, yoksullukla başa çıkmaya çalışan bir Venezuela'ya devraldı yeni başkan Maduro da. Maduro ikinci kez geçtiğimiz Mayıs ayında tekrar başkan seçildi ama Chavez'den devraldığı ekonomiyi toparlayabilmiş değil. Tam tersine krizin daha da Maduro döneminde derinleştiğini görüyoruz. Baktığımız zaman aslında uzmanların yorumları Venezuela hakkında evet bir sürü problem var. Petrol piyasası ile ilgili problemler var, uygulanan politikalarla ilgili problemler var, siyasi problemler var. Amerika ile arasındaki sorunlar, AB ile arasındaki problemler, Batı ile arasındaki problemler, çözülememiş pek çok problem var. Konut krizi, kıtlık, gıda ve ilaç kıtlığı gibi noktalar, göçler, artan suç oranları gibi bir sürü problemle uğraşıyor Venezuela ama bunların içerisinde uzmanların belirttiği nokta diyor ki esasında sürekli olarak Batı'yı suçlayan Venezuela krizi uzun bir süre kabullenemedi. Yani gerçekten bir krizin içerisinde olduğunu kabullenip buna ilişkin çözümler üretmekte geç kaldı Venezuela diyorlar. Dolayısıyla gelin dilerseniz krizin sebeplerine, ana etmenlerine bakalım. Petrol tarafı kuşkusuz ilk bahsedilmesi gereken nokta Venezuela'da. Çünkü Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı, can damarı petrol konusu. 1960'lara dönüp baktığımızda OPEC'in ilk kurulduğu dönemlerde Venezuela 2,5 milyon varilin üzerindeki üretimiyle en çok üretim yapan ülkesiydi OPEC'in. Hatta yıllar içerisinde bu üretimin 3,7 milyon, 3,8 milyon varil civarlarına kadar yükseldiğini gördük Venezuela tarafında. Fakat uygulanan yanlış politikalarla bugün bu altın yumurtlayan tavuğun güzel günlerinden eser kalmadığını görüyoruz. Özellikle de dediğim gibi Chavez'in biraz sonra bahsedeceğim uyguladığı yanlış politikalarının da etkisi var kuşkusuz. Bu noktada düşen petrol fiyatlarının da etkisi var. Birçok şey üst üste geldi petrol piyasasında Venezuela'nın. Venezuela'nın öyle bir petrol rezervi var ki 300 milyar varillik dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip ülke ki bu şu anda petrol piyasasına yön veren OPEC'in en güçlü ülkesi Suudi Arabistan'dan bile daha büyük bir kapasite. Ancak maalesef varlık içerisinde yokluk çeken bir ülkeyle karşı karşıyayız. Böyle bir petrol rezervi var ancak gelin görün ki bunu kullanamıyor Venezuela. Bunu paraya dönüştüremiyor ne yazık ki. Uygulanan politikalarda hatalar var dedik. Chavez başkan seçildikten sonra 98'de 2001 yılında ülke içerisindeki rafinerilerin tümünü devlete bağladı. Bu da tabii ki yabancı yatırımcıların hoşuna gitmedi. Yatırım planlarını alt üst etti. Bundan hemen bir yıl sonra PDVSA isimli ülkenin petrol devi, Venezuela'nın petrol devi, petrol şirketi, ülkenin devlet elindeki petrol şirketi, PDVSA işçileri greve gittiler. Zaten bütün şirketler de PDVSA'ya bağlandığı için petrol işçilerinin greve gittiği görüldü. Bunu takip eden dönemde Chavez geri durmadı. 19 bin PDVSA işçisini işten çıkarttığını açıkladı. Bu da yetmedi. Takip eden yıllarda Chavez ülke içerisinde varlık gösteren yabancı petrol şirketlerinin operasyonel çoğunluk paylarını da PDVSA'ya aktardıklarını
açıkladı. Yani onların da devlete aktarıldığını açıkladı. Haliyle bu durum her ne kadar devletin gelirlerini arttırmak amacıyla yapıldığı söylense de sonucuna baktığımızda yabancı yatırımcıları kaçırdı. Yabancı yatırımcıların kaçması sadece gelir anlamında değil, operasyonel anlamda da petrol piyasasına, petrol sektörüne ciddi bir sekte vurdu Venezuela'da. Devam eden yıllara baktığımızda 2014 yılında Maduro döneminde petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber ciddi sıkıntılar devam etmeye başladı. Zaten Chavez döneminde ciddi bir darbe almış olan petrol sektöründe petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber Venezuela para biriminin değer kaybetmesi, hiperenflasyon ve döviz rezervlerinin azalması gibi noktalar ortaya çıkınca burada gıda kıtlıklarının, ilaç kıtlıklarının da yine arttığını ve öne çıkan en büyük problemlerden biri olmaya başladığını gördük. Dolayısıyla ikinci nokta da burada yaşanan kıtlıklar mevzusu diyebiliriz. Dediğim gibi döviz rezervleri azalınca ithal edilen ürünlere ulaşmak da gittikçe Venezuelalılar için zor olmaya ve pahalı olmaya başladı. Kara borsanın ayyuka çıktığı görüldü. Fiyatların durumuna baktığımız zaman her ay neredeyse ortalama olarak her ay fiyatların iki katına çıktığı görülüyor ürünlerde. Dolayısıyla zaten geliri oldukça düşük olan, aylık geliri neredeyse 1 dolar civarında olan Venezuela halkının temel ihtiyaçlarına bile erişmesinin güç hale geldiğini görüyoruz. Aynı şey sağlık sektörü için de geçerli. Sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişilebilirlik de mümkün olmuyor çoğu Venezuelalı için. Dolayısıyla halkın sosyal hayatında temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi sıkıntıları var. Bu konuda yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi noktalarla beraber tahmin edersiniz ki suç oranlarının da arttığı görülüyor. Venezuela dünyadaki cinayet oranlarının en yüksek olduğu ikinci ülke haline geldi. Yine yapılan araştırmalara bakıldığı zaman Venezuela'da son bir yıl içerisinde halkın yaklaşık %50'sinin en az bir kere soyulduğu, halkın dörtte birinin en az bir kere saldırıya uğradığına dair haberleri görüyoruz. Az önce kıtlıktan bahsettik. Yine Venezuela tarafında ithalata baktığımızda son bir yılda ithalatın %50 daraldığı görülmekte. Halkın %90'ı Reuters raporuna göre yoksulluk içerisinde yaşıyor. Şimdi bu verileri bir araya koyduğunuzda oldukça mutsuz, sıkıntıda bir halk var. Elindeki varlığı değerlendiremeyen bir hükümet var. Bir de üstüne üstlük tabii ki tüm bunlarla beraber petrol tarafındaki gelişmelerle beraber bir hiperenflasyon konusu var. Ülke resesyonda son dönemlerde sürekli olarak daralıyor. Bir de 2016 rakamına baktığımızda %800'lük bir enflasyon vardı. Bu yıl için beklenen enflasyon rakamı %1 milyon. Rakamda hata yok. Beklentiler %1 milyonluk bir enflasyonla karşılaşmak yönünde bu yıl için Venezuela'da. Dolayısıyla ciddi bir hiperenflasyonla karşı karşıya olan bir hükümet var. Ancak Maduro hükümeti hala daha bu konuda ABD'yi, emperyalist batıyı, kapitalist ülkeleri suçluyor. Fakat bu konuda söylenen şey yapısal reformlar gerçekleşmeli, özellikle petrol piyasasıyla ilgili yeni uygulamalar olmalı şeklinde yorumlar var. Fakat Maduro daha ziyade ABD ile olan sıkıntılardan bahsediyor. Bu ABD ile olan sıkıntılara gelecek olursak, özellikle hem ABD hem de AB ülkeleri Maduro'yu bir diktatör olarak değerlendirerek bu ülkeyle olan ilişkilerin, ticari ilişkilerin kısıtlanması yönünde kararlar aldı. ABD'nin ambargoları var zaten. ABD'li kişilerin ve işletmelerin Maduro ile olan bütün ticari ilişkileri yasaklanmış durumda. Dolayısıyla bir ambargosu var. Ama ironik olan nokta şu ki ABD hala daha petrolünün %10'unu Venezuela'dan alıyor. Dolayısıyla hala Venezuela'nın en büyük müşterisi konumunda, en büyük gelir kaynağı konumunda. Bu da oldukça ironik bir nokta. Bir de özellikle Venezuela'nın borçluluğuna baktığımızda ciddi bir borçluluk oranı olduğunu görüyoruz. Geçen yılın Kasım ayında Ekonomist'te yayınlanan verilere dönüp bakacak olursak Venezuela'nın yaklaşık 105 milyar dolarlık dış borcu olduğundan bahsediliyor. Ve Venezuela'nın döviz rezervine baktığımızda sadece 10 milyar dolarlık bir döviz rezervi görüyoruz. Dolayısıyla Venezuela'nın bu anlamda ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu görmekteyiz. Peki Venezuela AB ile arası kötü, ABD ile arası kötü. Nereden borç buluyor? Bu AB ve emperyalist Batı ülkelerinden biraz daha bağımsızlaşmak istediğini vurgulayan Venezuela, Batı ülkelerinden doğan borçluğun yerine Rusya ve Çin'i koydu. Hem de Batı ülkeleriyle elde ettiği anlaşmalardan çok daha kötü şartlarla.
Çin ve Rusya ile neler yaşadı? Ne şekilde kaynak aktarımı sağlanıyor Venezuela'ya? Çin'in 2007'den bu yana Venezuela'ya 50 milyar dolarlık desteği oldu. Bu 50 milyar dolarlık desteğin bugüne kadar yaklaşık yarısının petrol biçiminde Çin'e geri ödendiğini biliyoruz. Rusya'ya dönüp baktığımızda Chavez döneminde Rusya'dan 11 milyar dolarlık silah satın alındığını görmekteyiz. Ve bunun karşılığında da Venezuela Amerika'daki rafinerisindeki paylarını ipotek etti Rusya'ya. Şimdi buradaki yine önemli ince noktalardan bir tanesi de olur da Venezuela Rusya'ya bu borcunu ödeyemezse ipotek ettiği Amerika'daki rafinerisinin ortaklığı Rusya'ya geçecek. Rusya ile Amerika'nın arasındaki ilişkiler malumunuz. Dolayısıyla orada da yine ince bir nokta var. Tedirgin edici bir nokta var. Borçluluk tarafından bir de konut krizine dönüyoruz. Bir de konut kriziyle uğraşıyor Venezuela yetmezmiş gibi. 2000'li yıllara dönüp baktığımızda yine Chavez döneminde konut krizinin patlak verdiğini gördük. Yeterince konutun olmaması yoksul Venezuelalıların kendi konutlarını yapısal risklere rağmen kendilerinin inşa etmesine neden oldu. Yine takip eden dönemlerde bir de kıtlık tarafında inşaat malzemelerinde kıtlık yaşanması, inşaatları durma noktasına, yavaşlama noktasına getirdi. Dolayısıyla giderek artan bir konut kıtlığı da var, konut krizi de var Venezuela'da. Türkiye ile Venezuela arasında TOKİ ile ilgili anlaşmalar gerçekleşti. TOKİ'nin Venezuela'da konut yapması karşılığında Venezuela'nın Türkiye'ye petrol vermesi şeklinde anlaşmalar vardı ama yani zaten Venezuela'nın halledemediği o kadar çok problemi var ki konut krizi de bunlardan bir tanesi, çözülemeyen sorunlardan bir tanesi. Yani Türkiye'ye TOKİ anlaşması yapmak kadar basit bir çözümü olan bir nokta değil Venezuela için bu sorun. Peki Venezuela bu kadar krizin içerisinde, bu kadar sıkıntının içerisinde ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor bunu çözmek için? Zaten sıkıntılardan bir tanesi, en önemli eleştirilerden bir tanesi yeterince adım atmıyor olması krizi çözmek için hükümetin. Hükümetin attığı adımlar neler? Yapısal bazı reformların uygulanacağından bahsediliyor. Henüz piyasa bundan tatmin olmuş değil. Güçlü Bolivar'dan 5-0 atarak egemen Bolivar'da yeni bir para birimine geçildi. Ki IMF bunun krizi daha da derinleştirebileceğini düşünüyor. Bir de kripto para mevzusu var. Petro isimli kripto paraya geçiş var. 5 Kasım itibariyle satışa sunulması bekleniyor kripto paranın. Ve bu kripto paranın dolar, bitcoin, ethereum gibi noktalar karşılığında, çevrim noktaları karşılığında satışa sunulacağından bahsediliyor ve petrolle satın alınabileceğinden bahsediliyor. Maduro kendinden çok emin bir şekilde onlar bizim fiyatlarımızı dolarize ettiler. Ben de fiyatları ve maaşları petrolize edeceğim şeklinde yorumlarda bulunuyor. Öyle ki bir petronun 60 dolara sabitlenmesi ve asgari ücretin de yarım petroya yükseltilmesinden bahsediliyor. Ortalama 1 dolarlık gelir sahibi olan Venezuelalılar için oldukça ciddi bir artış olacağı benziyor. Eğer gerçekleştirilebilirse hükümet tarafından. Çünkü zaten buradaki önemli sıkıntılardan bir tanesi de kripto uzmanları konusundan dile getirilen sıkıntı güven problemi. Venezuela'nın kendi para birimini yönetme biçimine dair güvensizlik, kriptoya dair de petroya dair de aynı güvensizliği beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu petronun da beklendiği kadar başarılı olamayacağına dair endişeler söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları toparlamak gerekirse Venezuela'da çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar öyle sadece yapısal bir iki reform paketi bahsedilmesiyle çözülecek sıkıntılar değiller. Petrole ilişkin politikalar, düzeltmeler yapılmalı, ciddi yapısal reformlar yapılmalı. Döviz rezervlerini tekrar elde edebilmek için dış ülkelerle ilişkiler geliştirilmeli vesaire vesaire. Yani Venezuela'nın yapması gereken çok şey var ve bunları gerçekleştiremezse kısa vadede bu içinde bulunduğu çıkmazdan kolay kolay kurtulabilecek gibi görünmüyor Venezuela sayın izleyiciler. Biz uluslararası piyasaları, Latin Amerika'yı yine takip etmeye devam ediyor olacağız. Siz de lütfen para analizi ve YouTube kanalımızı takipte kalın.